الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين صلاة وسلام سرنج نوس أي الله الرسول صلاة وسلام سرنج نوس أي الله السيد المسيح صلاة وسلام سرنج نوس أي پیغمبر لرین sonuncusu ve alemlerin en hayırlısı Aziz kardeşlerim önümüzdeki çarşambayı perşembeye bağlayan gece inşallah hep birlikte Mevlid-i Nebi'yi idrak edeceğiz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı teşriflerini bir kez daha hasretle, özlemle ve sevinçle ihya edeceğiz. Geceniz şimdiden mübarek olsun. Rabbim bizleri onun yolundan ve sünnet-i seniyesinden ayırmasın. Kardeşlerim, rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanlık değerlerinin aşındığı bir zamanda yeryüzünü teşrif etmişlerdir. Fıtratın bozulmaya yüz tuttuğu, kula kulluğun sınır tanımadığı, cehaletin kol gezdiği bir çağda insanlığı hak, hakikat, adalet, fazilet ve yüksek ahlaki değerlerle buluşturmuştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine o sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet sıfatının gereği rahmet çağrısıyla tarihin akışını değiştirmiştir. İnsanlığın kalbini ve aklını aydınlatmıştır sallallahu aleyhi ve sellem. İlahi mesaj olan Kur'an-ı Kerim yaşanan bir hayata dönüşmüştür. Rabbimizin varlığını, birliğini ve ebediyet ülkesine seyahati bize Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam öğretmiştir. Hayatı ve ahlakıyla çağlar üstü en güzel örnekliği o sergilemiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem güçlüyken şefkatli olmanın
haklıyken müsamahalı olmanın, haksızlığa karşı gül sadarı olmanın, akıl ve imanın önündeki engellere karşı yüreği ortaya koyabilmenin adı olmuştur Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Tüm insanlığa gecesi gündüz gibi aydınlık yol bırakmıştır sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlık gerçek medeniyeti onunla tanımıştır. Mekke'deki yaptığı İslam meşalesi tutuşup öyle büyüdü ki tüm zamanları aydınlattı. İmanla tutuşan gönüller birbirine ısındı. Irk, renk, dil, bölge ve coğrafya gibi farklılıklar bir bir aşıldı. Müslümanlar kardeş oldular. Aynı bütünün parçaları, aynı binanın tuğlaları, aynı dilin yansımaları, tevhid ile gelen vahdetin temsilcileri oldular. Namazda kıbleye dönerken, Kabe'de tavaf ederken, Arafat'ta vakfeye dururken ümmet olmanın en güzel örneğini sergilediler. Kardeşlerim, ancak bugün içinde yaşadığımız çağın sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in örnekliğine, önderliğine ve rehberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır bu çağın. Bugün onu okumaya, onu anlamaya, dahası onu yaşamaya çok ihtiyacımız var. Onu tanımanın ve onu sevmenin sağlayacağı güven ortamına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Onun dünyaya gelişini, yetim ve öksüz oluşunu, çocukluğunu ve çocuklarla ilişkisini yeniden öğrenmeye ihtiyacımız var. Onun nezih gençliğini, gençlerle iletişimini, gençliğinde haksızlıklarla nasıl mücadele ettiğini bilmeye ihtiyacımız var kardeşlerim. Bugün her zamankinden daha çok Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hatice validemizle sadakat ve vefa üzerine bina ettiği, vefatından sonra da Hazreti Ayşe annemizle sevgi, ilgi, bilgi ve hikmet üzere inşa ettiği aile yapısını tekrar keşfetmeye ve iliklerimize kadar hissetmeye ihtiyacımız var. Bugün bir kez daha sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cahiliyet toplumu ile nasıl mücadele ettiğini, Medine'yi arayışını, Habeşistan hicretini, Akabe görüşmelerini, Taif'te taşlanışını ve yaralar içerisindeyken Allah'ım onlara merhamet et, onlar bilmiyorlar deyişini hatırlamaya çok ama çok ihtiyacımız var. Medine'ye hicretini, Mescid-i Nebi'sinin inşasını, Ensar ve Muhacir'in kardeş kılışını ve Ashab-ı Suffa'yı tekrar anlamaya ihtiyacımız var. Onun eğitiminden geçen ve her biri birer yıldız ve insanlığı aydınlatan birer meşale olan ashabını tekrar tanımaya ihtiyacımız var kardeşlerim. Hazreti Ebu Bekir'in dostluğunu, sadakatini ve cömertliğini, Hazreti Ömer'in hikmet ve adaletini, Hazreti Osman'ın iffet ve hayasını ve Kur'an'a olan aşkını ve muhabbetini, Hazreti Ali'nin ilim ve cesaretini günümüze taşımaya ihtiyacımız var. Bugün bir kez daha sallallahu aleyhi ve sellemin yetime sahip çıkan cennette benimle yan yanadır. Komşusu açken çok yatan, tok yatan benden değildir. Yanınızda çalıştırdıklarınız kardeşlerinizdir. Yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. Emeklerin hakkını alın, ter kurumadan verin. Çağrılarına yeniden
kulak vermeye çok ihtiyacımız var. Her biri bir destan olan Bedir, Uhud, Hendek, Hayber ve Tebük'ü okuyup anlamaya ihtiyacımız var. Yahudileri de alan Medine vesikasını, Necranlı Hristiyanlara Mescid-i Nebi'yi ibadet mekanı olarak tahsis edişini, Hudeybiye'de sulh için gösterdiği çabayı, Mekke'nin fethinde Ebu Sufyan'ı, Hindi ve Hazreti Hamza'nın katili Vahşi'yi de ve diğer bütün insanları da affedişini, Huneyn'de aldığı ganimetleri fakirlere dağıtışını, veda haccını, insanlık tarihine altın harflerle yazılan veda hutbesini ki insanlar tarağın dişleri gibi eşittir. Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır değişini. Kadınlara hayırla muamele ediniz. Allah'ın sizin üzerinizde hakları vardır diye haykırışını ve en yüce dostla doğru gidiyorum diye veda edişini ve nihayetinde gözümün nuru namazı bırakmayın deyişini tekrar tekrar gündemimize getirmek zorundayız kardeşlerim. Aziz kardeşlerim, sizler Peygamber-i Zişan, örnek konuda Yüce Resul Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünden hiç eksik olmadınız. O sizlerden hep kardeşlerim diye bahsetti, söz etti. Rabbimden niyazım olur ki sizler, bizler hepimiz inşallah kalbimizden, gönlümüzden, gözümüzden, özümüzden, sözümüzden, evimizden, yurdumuzdan onu eksik etmeyiz inşallah. Bu vesileyle Mevlid-i Nebi'nin milletimiz, memleketimiz, alem-i İslam ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun diyorum. Kardeşlerim, kubbesi altında 400 yıldır Allah'a kulluk edilen, Osmanlı'nın en güzel eserlerinden biri olan Sultanahmet Camii'mizin valisi yaptıranı Gazi Sultan 1. Ahmet Han Hazretleri 22 Kasım 1617 tarihinde Hakk'a yürümüştür. Bizler de bir vefa borcu olsun diye bu 22 Kasım tarihinden sonra bu pazar sabahı inşallah onun adını yad etmek, ruhunu şad etmek maksadıyla Sultanahmet Camii'mizde bir program tertip ettik. Kur'an, dua, tesbihat ve sohbetten oluşan bir program tertip ettik inşallah. Ümidimiz o ki cemaatimiz fazla gelir katılırlar da inşallah. Çünkü Sultanahmet Hazretleri Fatiha'yı hak eden bir dedemizdir. Onun ruhunu şad etmek için, ona manevi bir hediye göndermek için pazar sabahı buluşalım diyoruz. Hepinizi bu programa davet ediyor, bekliyoruz. Rabbim yapacağımız bütün programları rızasını muvaffuk eylesin. Bütün hayır sahiplerle beraber Sultan Ahmet Han Hazretleri'nin yerini, yurdunu, mekanını cennet eylesin, derecesini âli eylesin. Muhammed Mustafa'nın şefaatine cümlemizi nâli ve mazhar eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil